Merhaba, ben Şef Semen Öner. Bu videoda sütlerin içeriğinden, yağ oranlarından sizlere bahsetmek istiyorum. Hangi süt nerede kullanılır, neden böyle bir farklılık var diye. Önümde bir tane pastörize süt var. UHT ambalajlarda sütler var. Bunların yağ oranları birbirinden farklı. Şimdi normal tam yağlı sütlerin yağ oranı %3 olmak durumundadır minimum Türk kanunlarına binaen. Üstü olabilir, altı olamaz. %3'ten aşağıya yağ oranı olamaz tam yağlı sütlerde. Bu oranlar ülkeden ülkeye değişebilir. Isılar ülkeden, ısıtılma şeyleri ülkeden ülkeye değişebilir. Türkiye'deki genel teamül %3'tür kanunlar böyle gösterdiği için. Bazı markaların %3'ten daha fazla yağ oranı vardır. Bunlar tam yağlı sütler. Bu tam yağlı bir süt. Bu tam yağlı bir süt. Pastörize veya UHT olması fark etmez. Tam yağlı sütlerin yağ oranı %3. Yarım yağlı sütler vardır ki ben buradan üreticilere sesleniyorum. Aradık bulamadık İstinye civarlarında. Yarım yağlı sütler bu aralar birazcık belki de üretilmiyor, bilemiyorum. Yarım yağlı sütlerin yağ oranı kaçtır? Tam yağlı %3 ise yarım yağlı sütlerin yağ oranı 1,5'tür. Neden böyle bir şeye ihtiyaç var? Hurafelere inanmayınız, her duyduğunuza aldanmayınız. İşte yağını çalıyorlar falan, çalamazlar. Yani %3'ün altında olamaz kanunen. %3'ün üzerindeki yağı tabii ki alır, bu da çalmak değildir. Resmi olarak yapabileceği bir işlemdir üreticinin. Aldığı yağı ne yapar? Tereyağı yapar, kaymak yapar, yoğurtta kullanır, başka yerde kullanır. İstediği her şeyi yapabilir. %3'ten sonrası %1,5'a geliyor. %1,5'a düşmüş yağ oranı kimin ne işine yarar? A. Diyette olan, daha az yağ üretmek isteyen insanların tercih edeceği bir ürün olabilir. B. Yarım yağlı süt kullanınız tariflerinde benim gibi insanlar için. Pastacılıkta bazı tariflerde yarım yağlı süt kullanılır. Yağ oranı dengelemek açısından, dokuyu dengelemek açısından o işe yarayabilir. %3, %1,5 ortada şu anda olmayan, bir de binde 1 veya 0 yazar bazılarının üzerinde. Mesela burada binde 1 yağ oranı olan süt olarak gösteriliyor. Burada 0 yağ oranı olarak gösteriliyor. Binde 1 maksimum izin verilen seviyedir. 0 olabilir, binde 1 olabilir veya belki de binde 1'i hani göz ardı edilebilir rakam olarak düşündükleri için bu şekilde yazmış olabilirler. Bir de bu süt var. Bunun kime ne faydası var? Hiç yağ tüketmek istemeyenler için ve yine tariflerde hiç yağsız süt kullanın diyenler için bu şekilde bir ürün üretilmiştir. Biraz süt içelim. Ben süt içmeyi çok severim. Çocukken bu sütlerden günde 2 tane içerdim ben. Sabah bir şişe okula gitmeden önce. Ve bu lise sona kadar, üniversiteye kadar böyle devam etti. Okuldan gelince bir şişe. Bir de anneciğimin yaptığı çilek reçelinden koyardım içine. Nerede o eski sütler? Peki sütlerin tadı neden birbirinden farklı? Anlatayım mı? He? 3,5 dakika. Yani anlatayım mı, anlatmayayım ben mı? Ben anlatmayayım. Anlatacağım. Sütlerin yağ oranı neden birbirinden... Sütlerin tadı neden birbirinden farklı? Çok özet geçiyorum. Hayvan ne yiyorsa sütü de o olur. Bölgesine göre kekik yiyen hayvanla normal yonca yiyen hayvanın sütlerinin, lezzetin tadı birbirinden farklı olur. Trakya sütüyle Erzurum sütünün tadı birbirinden farklı olur. Aynı şey et içinde geçerlidir. Aynı şey bal içinde geçerlidir. Hayvan ne yiyorsa sütüne o geçer. Biz de öyleyiz. Biz de ne yiyorsak biz de oyuz. Ben mesela biraz karbonhidrat bazlı olduğum için karbonhidratım ben. Yani sözün özü bu, bilgileri niye veriyorum? Ne tükettiğinizi bilin. Güvenilir kaynaklardan güvenilir ürünler tüketin. Herkese sağlıklı, bol sütlü, şahane günler diliyorum. Afiyet olsun.